Hoş geldiniz. Tayyip Erdoğan'ın medyadaki lejyonerleri diyor ki AKP'den ayrılanlar ihanet etti. Pardon ama ihanet neye? Erdoğan'ın oturduğu koltuğa mı yoksa davasına mı? Elbette davasına diyeceklerinden eminim. Lakin Tayyip Erdoğan'ın davası nedir diye sorsam militan derecesindeki destekçilerinin her biri farklı cevaplar verir. Mesela cennet ve cehennem de bu taraftadır diyen Mehmet Barlas, Erdoğan Allah yolunda gaza yapıyor demez. Yine uhrevi tarafı olmayan Engin Ardıç, Erdoğan'ın davası nizam-ı alem ve ilahi kelimetullah yoludur karşılığını vermez. Keza Nagihan Alçı ile Rasim Ozan gibiler de manevi tanımlamalar yapmaz. Şebnem Bursalı ve Melih Altınok gibi isimlerinde dava diye bir dertleri hiç olmadı. Oysa Akit gazetesi güruhu İmam Hatipliler ve Pelikancı Hilal Kaplan gibilere göre Tayyip Erdoğan büyük bir dava adamı ve hatta mana önderidir. İlginç husus bu iki kesimin nasıl ve niçin kol kola olduğudur. Medyadaki bu fotoğraf siyasetin tepesinde de söz konusu. Türklük ayaklarımın altında, Lozan hezimettir, Cumhuriyet hükümeti Dersim'de kıyım ve katliam yaptı diyen İslamcı Tayyip Erdoğan, Türkçü, sosyalist ve layık olan Devlet Bahçeli ve Doğu Perinçek gibilerle an itibariyle kader birliği içinde. Paradoksu andıran bu görüntünün neye delalet ettiği tartışılıyor. Sadece bu üçlü değil, bunlara Oğuzhan Asiltürk'ün de dahil olması bir başka soru işareti ki o Asiltürk, FETÖ Türk ordusunu ihval ederken yani örgütün en güçlü döneminde Doğu Perinçek'in ulusal kanalına gidip meydan okuyarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sahiplenmişti. Eski Refah Parti kurmayı Ömer Vehbi Hatipoğlu'nun devletin Erbakan'ın başına diktiği bekçi diye tanımladığı 87 yaşındaki Oğuzhan Asiltürk'ün şimdi Erdoğan'la kol kola girmesi var olan sorulara bir yenisini ekledi. Evet, düne kadar Tayyip Erdoğan'a ateş püsküren milliyetçi Bahçeli, sosyalist Perinçek ve dindar Asiltürk'ün an itibariyle pozisyonları hakikaten izaha muhtaçtır. Kimileri bu duruma Erdoğan derin devlet unsurlarını yanına aldı yorumunu yaparken kimileri de hadisenin basit çıkarlara dayandığı görüşünde. Buna göre Bahçeli Erdoğan sayesinde MHP'deki postundan emindir. Perinçek ise Erdoğan'ın Rusya ve Çin ile ilişkilerinden memnun. Asiltürk ise ömrünün son deminde gördüğü itibar ve ailesinin kollanmasından mutludur. Peki gerçek hangisi mi diye sorarsanız doğru kanaat için açık bilgilere bakmak yeterlidir. Öncelikli soru Tayyip Erdoğan'ın davasının ne olduğudur. Evet, Erdoğan'ın İslamcı background'u var ama şartlar gereği her tarafa savrulduğu ortadadır, vakadır. Gün gelmiş hiçbir sıfatı yok iken Beyaz Saray'da ağırlanmış. Gün gelmiş Avrupa Birliği'ne girmeye adeta ibadet vecdiyle sahiplenmiş. Gün gelmiş zinayı serbest bırakmış. Gün gelmiş PKK ile müzakerenin önünü açmış. Gün gelmiş Barzani'yi kucaklamış. Gün gelmiş emperyal enstrüman FETÖ'ye devleti teslim etmiştir. Aynı şekilde bir dönem özgürlüklerin şampiyonluğunu yaparken bugün otoriterliğiyle bütün dünyanın dilinde ve boy hedefidir. Hülasa Erdoğan siyasal İslamcı geçmişine rağmen şartlara göre dönemsel tavırlar takınan popülist ve pragmatik biri. Partisi AKP'den ayrılanları
ihanet ile suçlarken kendisinin çok şey borçlu olduğu Necmettin Erbakan ve davasından neden koptuğunu ve o dava gömleğini niye çıkardığını hala açıklayabilmiş değil. Dahası nedir dava? Onu bile ortaya koymuş değil. 40 yıla yakındır tek işi siyaset olan bir gazeteci olarak benim Tayyip Erdoğan analizim şudur. Erdoğan'ın sağlam bir inancı ve değer ölçüleri olan bir siyasetçi olduğu kesin. Ancak siyasetteki önceliği değerler ve ülke çıkarları değil, kendi ikbalidir. Bu durum maalesef bütün Türk siyasetçileri için geçerli. Lakin Erdoğan'da bu biraz daha belirgin. İlaveten Tayyip Bey baskın bir karakter. Geldiği İslamcı çevre ve aldığı kültürü dikkate alırsak yetki paylaşma yanlısı değil. Dahası kendisini Cumhuriyet ideolojisine karşı rövanşist olarak konumlandırıyor. Ancak ifade ettim önceliği gücünü yani iktidarını korumak. Bunun için Abdullah Gül'den Ahmet Davutoğlu'na, Bülent Arınç'tan Abdüllatif Şener'e kadar yola çıktığı bütün arkadaşlarını feda etti, edebildi. Nihat Özdemir, Mehmet Cengiz, Mehmet Nazif Günal ve Erman Ilıcak gibi İslamcılıkla ve İslamcılarla uzak yakın alakası olmayan müteahhitlerle çok yakın olabildi. Yine Bahçeli'den Perinçe, Mehmet Barlas'tan Engin Ardıçlar'a kadar farklı fikir ve anlayışlarla bir olması bu çerçevede yorumlanmalıdır. Tanıklıklarımdan hareketle ifade edeyim. Türkiye'de siyaset adamları fikir ve inançlarından ziyade koşullara ve konjonktüre göre hareket ederler. Son 100 yıldır Atatürk dışında bunun tersine davranan hiç olmadı ki Mustafa Kemal zaten bundan dolayı Atatürk'tür. 20 yıldır tek adam pozisyonunda olan Tayyip Erdoğan aldığı kararlar itibariyle hiçbir zaman önce milletin ve devletin demeyerek devlet adamı olamadı ki bu bağlamda onlarca yaşanan örnek var ama en sıcak olanı parti çıkarı adına pandemi sürecinde inatla büyük kalabalıklarla AKP kongrelerini yapmasıydı. Bugünün objektif tarihini yazacak olan vakanövislerin Tayyip Erdoğan için vereceği en önemli hüküm tutarsızlıkları ve çelişkileri olacaktır diye düşünüyorum. Düşünün, bir gün Ayasofya'yı ibadete açacak kadar sorumsuz bir devlet adamı değilim derken hemen ertesi gün Ayasofya'yı açarak 100 yılın rüyasını gerçekleştirdik diyebilmiştir. Aynı şekilde Avrupa Birliği'ne girmeyi bir gün adeta cennete erişmek misali sunarken hemen sonrasında cehennemdir'e yorumlanacak şeyleri söyleyebilmiştir. Keza Fethullah için bir gün menzil ortağı Hoca Efendimiz derken kısa bir süre sonra onu hain ilan edebilmiştir. Söylediğim gibi Erdoğan şartların ve koltuğun siyasetçisidir ki bunu bugünkü siyasi ittifakları ile ortaya koymaktadır. Bütün bunlardan hareketle Tayyip Erdoğan eşittir pragmatist yani konjonktür siyasetçisidir demek mümkün. Kuşkusuz bu özelliği onun renksiz ve kişiliksiz olduğu manasına gelmiyor. Tam tersine kendine göre ideolojik bakışları ve o çerçevede ısrarları var ki ihvancı dış siyaset ve eğitim ve imam hatiplilik bunun örnekleridir. Keza Filistin başlığı bütün fanatik İslamcılarda olduğu gibi Erdoğan'da da bir takıntıdır. Ancak söz konusu iktidarı olunca söyledim, gemileri yakabiliyor. Yani davaya adanmışlık gibi bir durum söz konusu değil. Basit anlatımla Erdoğan'ın önceliği gücü yani iktidarını korumaktır. 20 yıllık seyri bağlamında ajandasında Türkiye için büyük hedefler yoktur. Pastayı büyütmek yerine var olanı kontrol altına alıp taraftarlarına paylaştırmayı düşünen
amblemci siyasi portre görüntüsü veriyor. Buna ilaveten dar kadrocu ve peşin hükümlüdür. Çok eleştirilen özelliklerinden biri de geçmişi unutmayıp kin tutması ve tahriklere açık olmasıdır. Yaşadıklarımdan hareketle biliyorum. Aynı zamanda Sayın Erdoğan fevkalade kuşkucudur ki işte size somut bir örnek. Yıl 2001. Cem Uzan'a ait Star grubunun Ankara temsilcisiyim. Bir gün kalp krizi geçiren yakınım için arabamla Ankara'dan İstanbul'a gittim ve bütün gece hastamızın akıbeti için hastanede ve uykusuz kaldık. Ertesi gün öğle sularında hastamızın durumu iyiye gidince Ankara'ya dönmeye karar verdim ve yola koyuldum. Ancak uykusuzluk beni Bolu Dağı'nın tepesinde mağlup etti ve hemen gördüğüm Avant sapağına saparak otele yol aldım. Otelde oda anahtarını almamla akşam yemeğini bile beklemeden odaya çıkarken bir genç adam önüme çıktı. Sabahattin Bey, toplantıya geldiniz değil mi? Deyince zor bela cevap verdim. Hayır hayır, uyumaya geldim. Kimin toplantısı var? Genç adam Tayyip Bey'in deyince gülümseyerek kendisine iyi akşamlar diledim ve odama girerek uykuya daldım ve ertesi sabahta günün ışımasıyla Ankara'ya geri döndüm. Aradan birkaç gün geçti, o adamı Star grubu binasının yakınında gördüm. Zira AKP'nin kuruluş günlerinde tuttuğu bina ile Star grubunun Ankara'daki binası aynı semtteydi. Genç adam bana yine merhaba Sabahattin abi deyip bir şey sormak istediğini söyledi ve sordu. Abi sen Rizelisin, Tayyip Bey'i TGRT ve Star televizyonundaki programlarına konuk ettin. Öyleyken Tayyip Bey ile aranızda bir problem mi var? Bu soru üzerine genç adama bir şey mi oldu diye sorunca aynen şu karşılığı aldım. Abi hani seni Avant'ta otelde görmüştüm, Tayyip Bey'e de söyledim bunu, ancak bana kükredi, sakın onu bizim toplantı yapacağımız odaya yaklaştırma. O bizi sabote etmek için görevli olarak Avant'a geldi, aman dikkat et dedi. Bu ifade üzerine gülümsedim ve otele niye geldiğimi o genç adama ayrıntılarıyla anlattım. Hülasa Tayyip Erdoğan işte böyle bir portre ki onu şahsım hakkında böyle bir hükme iten İmam Hatipli'den başbakan olma şeklinde ard arda yazılar yazmam ve Dünya Yahudi Konseyi Başkanı Abraham Foxman ile İstanbul'da gizli buluşmasını ortaya çıkarmamdan dolayıydı. Sonuç olarak Tayyip Erdoğan için söyleyeceğim, Türkiye'ye mübalağasız yarım asır yani 50 yıl kaybettiren bir siyasi figür olduğudur. Tarih onu bizzat kendi ifadesiyle Türk devletini yıkan adam olarak yazacaktır ki bu ifadeyi hatırlayacaksınız. 15 Temmuz darbesinin hemen sonrasında kullanmıştı. Bizi izlemeye devam edin.